Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Maytici kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün güzel bir videoda karşınızdayız. Video geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayız arkadaşlar. Evet şimdi videomuza geçebiliriz. Instagram sayfamı ve Telegram sayfamı takip etmek istiyorsanız videonun açıklama bölümüne bırakmış olduğum linkten beni takip edebilirsiniz. Girmiş olduğumuz pozisyonları ve sinyali beğenmiş olduğumuz pozisyonları orada sizlerle bir de paylaşıyoruz arkadaşlar. Bu arada Trendflex algı indikatörüne sahip olmak istiyorsanız bana bir mail atmanız yeterli. Size mailde detaylardan bahsedeceğim. Çok çok önemli bir bir indikatörü de ücretsiz olarak vereceğim arkadaşlar. Trendflex e, algı indikatörüne de sahip olursanız. Şimdi arkadaşlar e, bitcoin ile ilgili e, yapmış olduğumuz analizler aslında çok güzel çalıştı. Burada bir sıkıntı yok. Uzun zamandır yani yaklaşık e, 7 Eylül'den beri takip ettiğimiz trend çizgisini evet çok güzel bir şekilde analiz ederek e, çok güzel bölgelerden pozisyonlara girip işlem aldık her zaman söylüyorum. Bu kripto dünyası biraz sabır işidir ama riskli bir iştir. O yüzden arkadaşlar sabretmemiz gerekiyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Dolayısıyla burada trend kırılımından sonra siz buradaki desteği göremediyseniz hemen tabii ki dolayısıyla ne yapacaksınız Short işlem açacaksınız. Neden? Çünkü trend kırılımı geldi. Hayır arkadaşlar işte ben bu yüzden ekran görüntülerimi ekranda çizdiklerimi silmiyorum. Çünkü burada bir destek çizgisi var görüyorsunuz. Daha önce direnç bölgesi olarak çalıştı ve şu an trend kırılımından sonra da destek olarak çalıştı. Bizim için önemli olan nokta şu arkadaşlar. Buradaki trend çizgisi kırıldıktan sonra yukarı yönlü minor trend çizgimiz kırıldıktan sonra desteği de kırmamız gerekiyor ki o zaman trend dönüşü başladı diyebilirim. Bununla ilgili zaten Telegram'da da Instagram'da da paylaşımlar yaptım arkadaşlar. Hemen o paylaşımları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın ben burada aynen şu şekilde paylaşımlarımı tekrar sizlerle göstermek istiyorum. Önemli paylaşımlar bunlar. Lütfen bunlara dikkat ediniz arkadaşlar. Çünkü sizlerden bana sürekli hocam pozisyon var mı pozisyon var mı diye sorular geliyor. Ben o şekilde pozisyon paylaşmıyorum. Bitcoin'i takip ediyorum ve Bitcoin yönüne doğru pozisyonlar paylaşıyorum arkadaşlar. Trend çizgisi kırıldı ama destek bölgesinde tutunuyor. Manipülasyonu çok açık bir durum. Bazı kişiler trend kırıldı diye short açacaklar ama burada destek bölgenin kırılımıyla onay alınması gerektiğini düşünüyorum. Ee, ama 60.8 60 k seviyesi inanılmaz bir lig bölgesi var buradan tekrar trend içine girebiliriz dedim ve daha sonra arkadaşlar ne oldu hareket aynen bakın destek bölgesinden yukarı yönlü 61.199 seviyesine kadar girdi yani aslında demek istediğim şu buradaki destek bölgesinde kırılması gerekiyor peki daha sonra ne oldu arkadaşlar hemen şöyle göstereyim size tekrardan. Bunu paylaştıktan sonra dolayısıyla tam istediğimiz gibi ve tahmin ettiğimiz gibi bir fek hareket gerçekleşti ve yukarı yönlü tekrar trendin içerisine girdiğini söyledim. Birçok arkadaşımız evet lik olmuş çünkü hepsi short işlem açmışlar. Evet bakın tam beklediğimiz gibi yukarı yönlü hareketler geldi arkadaşlar. Ve tabii ki biz burada Trendflex algı indikatörü ile takip ettiğimiz için bazı bölgeler arkadaşlar. Trendflex algı indikatörü bize tabii ki öncesinden mesela 15 dakikalık time frame'de güzel bir al sinyali vererek aslında bunu biz de bir kere geçirdik. Hemen de 15 dakikalık time frame'i bir açalım. Sanırım gelmedi. Trendflex algı indikatörümüzü açalım. Çok güzel bölgede aslında bir buy sinyali geldi. Evet bakın burada bir buy sinyali geldi arkadaşlar ve buy sinyalinden sonra yukarı yönlü hareketler devam etti. Ben pozisyon nerede girdim? Aslında buy sinyali geldikten sonra değil şurayı kırdıktan sonra yani bu trend çizgisinin yukarı yönlü kırdıktan sonra artık bunun onaylı bir buy sinyali olduğunu düşündüm ve yukarı yönlü hareketlerde kervazosu yaparak çıktık arkadaşlar. Şimdi tam tam şöyle söyleyeyim aslında çok farklı bir bölgedeyiz. Çok detaylı bir bölgedeyiz. Şöyle söylemek istiyorum. Sarı çizgi bizim düşen major trendimiz. Beyaz çizgi yukarı yönlü çıkan bir yükselen trend çizgimiz. Aslında biz uzun zamandır yukarı yönlü major trend çizginin altında işlem görüyoruz. Yani yukarı ve aşağı yönlü hareketler gelebilir. Şimdi aslında şöyle derlediğimiz zaman, toparladığımız zaman bakın düşen bir mana düşen bir major trend çizgimiz var. Bu düşen major trend çizgisinde arkadaşlar ilk önce birinci temas gerçekleşti ve aşağı yönlü bir satış gerçekleşti, değil mi? Burada okeyiz. Daha sonra tekrar yukarı yönlü geldi. Şu an ikinci major düşen trend çizgisine temasta bulunuyoruz. Hem aynı zamanda majör trend çizgisine temasta bulunuyoruz hem de direnç bölgesine karşılaşıyoruz. Yani buradan tekrar aşağı yönlü düşme ihtimalimiz var mı? Tabii ki var arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmamak tabii ki. De. Buradan aşağı yönlü düşebiliriz. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de şunu söylemek istiyorum. Biz şu an düşen bir trenddeyiz arkadaşlar. Yani resmi uzaktan baktığımız zaman aslında biz düşen trenddeyiz. Ama biz ne yapıyoruz? Düşen trendde yukarı yönlü temas bölgesinde yani buradan yukarı yönlü yeni ufak bir minor trendi yakalayarak birçok pozisyondan kar aldık. Bunu zaten sizlerle paylaştım arkadaşlar. Hem Telegram'da hem Instagram'da paylaştım. Asıl soru şu. Hocam bizim yönümüz ne tarafta? Arkadaşlar aslında bizim yönümüz düşüş trendindeyiz biz şu an. Hemen şöyle göstereyim. Evet bakın burada aslında bir düşüş trendinin içerisindeyiz. Buradan yukarı yönlü kırıp daha sonra bir test yapıp yukarı yönlü yolumuza devam edebiliriz. O zaman bile karşımıza çıkacak bir trend bölge ıı, direnç bölgesi de var arkadaşlar. Hemen şöyle çekeyim. Evet. Bu da bizim için bir direnç bölgesi. Yani 72 bin dolar seviyesi bizim için ciddi bir direnç bölgesi. Çünkü neden? 1, 2, 3, 4, 5 defa hatta 6. defa test edildi ve burası kırılamadı arkadaşlar. Yani 72 bin dolar, 73 bin dolar seviyesi bizim için gerçekten ciddi bir direnç bölgesi. Peki buradan aşağı düşebilir miyiz? Tabii ki düşebiliriz. Zaten düşen bir trendin içerisindeyiz. Şu an bekliyoruz. Çok fazla aceleci, aceleci olmaya gerek yok pusumuzu pusu kurduk. Her şey tam tekmin takipteyiz arkadaşlar. Hiç aceleye gerek yok. Takip etmek her zaman iyidir. Tabii ki bazı arkadaşlarımız sabırsız hemen birçok pozisyon yakalayıp işlem açmaya çalışıyor. Ama bakın burada yukarı yönde de hareket gelebilir. Aşağı yönde de hareket gelebilir. Ya siz açıkçası şöyle söyleyeyim. Kağıda bir not edin. Yukarı yönlü hareket edebilecek coinler ve aşağı yönlü hareket edebilecek coinleri not edin. Eğer Bitcoin yukarı yönlü hareket ediyorsa o zaman yukarı yönlü hareket edebilecek coinleri işlem açmaya gayret ediniz toplu bir şekilde. Şimdi mesela ben o, OPU paylaştım arkadaşlar biliyorsunuz hop da aynen bakın yukarı yönlü hareketler devam etti. Daha sonra hop aşağı yönlü hareketler devam etti. Birçok coin şu an düşüş trendinde arkadaşlar. Onu da size söyleyeyim. Mesela şu an DASK'a bakalım. Aslında %5 gibi bir yükselme bile aslında bizim işimize yaramıyor. Bakın CKP'ye bakalım. Aslında evet çok ciddi bir yükselme bile bizim işimize yaramıyor. Burada yükselme gerçekleşmiş. Bakın görüyorsunuz tekrar ve aşağı yönlü düşüşler geliyor. Mesela maskta şu anki yükseliş bizim işimize yaramıyor. Yani ben burada ufak bir biraz çizgimi çekeyim şöyle. Evet, işim yaradı. Ama CKP'de şunu yapabiliriz aslında. Biraz riskli onu da söyleyeyim. Biraz riskli arkadaşlar. Şu an e, buralar bizim için TP seviyeleriydi. Buraları kaldırayım. Çünkü artık bu, bunlar hedefine ulaştı. Aslında burada şöyle bir risk yapabilir, alabiliriz. E, burada arkadaşlar bir short işlemi deneyebiliriz açıkçası. Aynen. Bakın short işlemi deneyebiliriz. Bu formasyon, hemen şurada göstermek istiyorum size. Hop oh, pardon. Aynen, bakın, yani genişleyen kama formasyonu gördüğünüz gibi yukarı yönlü harekette aynısı tekrarlıyor. Yani aşağı yönlü hareketler gelebilir. Yani Bitcoin aşağı yönlü ufak bir salmasıyla birlikte aşağı yönlü hareketler ciddi bir şekilde gelebilir arkadaşlar. Hemen şöyle baktığımız zaman birçok coin şu an bana açıkçası çok keyif vermiyor. Baktığımız zaman evet, bakın şu trendi düzeltelim. Evet, birçok coin maalesef keyif vermiyor arkadaşlar. Düşüşler hala devam edebilir ve fark ettiyseniz birçok coin'de arkadaşlar şey var. Yeni bir tepe yapamıyor. Şunu da şuraya çekeyim. Yeni bir yüksek tepe yapamıyor mesela. Tepeler çok eşit. Ya dolayısıyla düşüşler ileriki süreçlerde gelme ihtimali var arkadaşlar. Bakın şöyle baktığımız zaman yani şöyle düşüş senaryosu olabilecek koyunlar var. Bakın ben şurada şunu gördüm hemen sizinle paylaşayım. Ya bu tabii ki şey yani birazcık hızlı hızlı çizdiğim için düşüş senaryosunu gösteren bir ay bayrağı formasyonu yani aşağı doğru hareketler devam edebilir. Bu arada yeni videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız, Maytajik kanalımın a takım kadrosuna katılarak sizde ilk videoları sizleri izleme şansınıza sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Bundan sonra bu şekilde bir formasyon for, format geliştirdim. Yani açıkçası ilk videolarımı takipçilerimle paylaşıyorum, sonra diğer günler normal herkese açık olarak paylaşıyorum. Şimdi bakın burada aslında önemli bir nokta var bu çok önemlidir arkadaşlar e, trend çizgisi çekerken temas çok önemli birinci temasımız ve ikinci temasımız gerçekleşmiş şu şekilde trend çizgisi çeken arkadaşlar var bu şekilde trend çizgisi çek çekilmesi olabilir doğru olabilir birinci temas ve ikinci teması gerçekleşmiş olabilir ama ben şöyle yapıyorum birinci ve ikinci teması bozmuyorum bir kırılım var hemen şuradan tekrar şöyle ilk teması gerçekleştirebilecek bir trend çizgisi çekiyorum. Buradan aşağı yönlü hareket, burası da kırıldığı zaman zaten şeylerle olur gider. Evet şu an bakıyorum arkadaşlar, hızlı hızlı bakıyorum sizlerle birlikte. Yani e, bakın daha önce ikili tepe forması SNX gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde aşağı yönlü hareketler. TP2'ler bile gelebilir yani öyle söyleyebilirim ileri tarihlerde. Şu an hiç keyif vermiyor bakıyorum ama hiç tat alamıyorum açıkçası. Dediğim gibi e, Bitcoin'de de likidasyon haritasına baktığım zaman arkadaşlar likidasyon haritasında evet çok ciddi bir şekilde 61.428'de çok ciddi e, lik bölgeleri var. 140 milyon, 180 milyon, 100 milyon, 150 milyon, 200 milyon tepede e, 61 bin 700 seviyesinde 137 milyon çok ciddi bir lig bölgesi var. Bu aslında lig bölgesinin olması short pozisyonun yoğun olmasını gösteriyor. Yani o kadar çok short pozisyon açılmış ki stopları buralarda, lig bölgeleri buralarda olduğunu gösteriyor. Peki 61400 seviyesi neresi arkadaşlar? 61400 seviyesi tam şuralar. Yani büyük ihtimal e, şu an market maker olarak düşünürsem ben aşağı yönlü Düşüşüm gerçekleşecekse burayı patlatırım. Ondan sonra aşağı yönlü hareketlerime devam edebilirim. Veya patlatmadan direkt aşağı yönlü hareketler devam edilebilir. Çünkü buralarda çok ciddi patlatıldı arkadaşlar. Birazcık da market e, para da kazandırabilir yani. O yüzden şu an bakın ben burada çok minor ufak bir trend çektim aşağı yönlü düşen. Bunun e, üzerine çıkmadığı sürece aşağı yönlü hareketler geçerli olabilir. Yani gördüğünüz gibi çok da keyif vermiyor grafikler açıkçası. O yüzden ben şu an beklemediğim beklentim tamamen Bitcoin'in yönüne yönüne doğru olacak. O yüzden ben de ona göre hareket edeceğim. Evet arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar. Lütfen Instagram sayfamı, Telegram sayfamı takip etmeyi unutmayınız. Çünkü önemli detaylardan bahsediyorum, güncel verilerden bahsediyorum. Bakıyorum, takip ediyoruz neler olabilecek diye onları sizlerle paylaşıyoruz arkadaşlar. O yüzden takip etmeyi de unutmayınız lütfen. Çünkü e, en güncel haliyle sizler göreceksiniz ki e, ona göre aksiyon alacaksınız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Dediğim gibi Trendflex algı indikatörü sahip olmak istiyorsanız bana mail atmanız yeterli. Size mailde çok çok ünlü çok sürpriz bir indikatör ücretsiz vereceğim arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.